94 yaşındaydı. Hocaların hocasıydı. 27 dil biliyordu. Unutulmaz eserler bıraktı. Profesör Doktor Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı. İşte burada Fuat Sezgin hocamızın ölümü bizi gerçekten üzüntüye gark etmiştir. İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Sezgin için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, öğretim üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda seveni katıldı. Tören öncesi aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Cami hınca hınç doluydu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Allahu Ekber. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Hocaların hocasını anlattı. Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatansever, vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Ve Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olacağını ve bunun talimatını verdiğini açıkladı. 2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için hem ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Ardından da tabuta omuz verdi. Profesör Doktor Fuat Sezgin Gülhane Parkı'nda kendisi için yapılan müzenin yanındaki özel alana defnedildi.